Pnömotoraks tedavisi pnömotoraksın sebebine bağlıdır. Pnömotoraks tedavisi pnömotoraksın genişliğine bağlıdır. Pnömotoraks tedavisi pnömotorakslı hastanın durumuna bağlıdır. Şöyle izah etmeye çalışayım. Farklı sebeplerle oluşan pnömotoraks farklı tedavi edilir. Örneğin KOAH'lı olan uzun yıllar sigara içmiş bir hastada ortaya çıkan bünler nedeniyle pnömotoraks patlaması, bu büllerin patlamasıyla ortaya çıkmış bir pnömotoraksa hasta küçücük bir pnömotoraksı bile hiçbir şekilde tolere edemeyeceği için acil şekilde bu havanın boşaltılması için göğüs boşluğuna diren takılması gerekir. Ama genç yaşta ve küçük hafif bir pnömotoraksı olan bir genç erişkinde çok fazla şikayeti yoksa sadece bir gözlem odasında kısa bir süre kendisine oksijen vermek suretiyle dahi tedavi edilebilir. Yani ortaya çıkış sebebi, altında yatan durum, sebep ve hastanın yaşı, genel durumu birçok şeye bakarak karar veririz. Bunlara göre diren takmak, yani göğüs boşluğu içerisinde diren takma, diren taktıktan sonra düzelme olmuyorsa endoskopik yöntemle girilerek içerideki balonun kapatılması şeklinde bir operasyon uygulanır. Hasta da 2 gün kadar hastanede yatırıldıktan sonra taburcu edilir.